Sanal JC kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yolculuğa çıkmıyoruz. Yeni bir şey buldum. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz üzere oyunun gereği yani simülatör olmasından ötürü gerçekçi oynamanın faydasını ben en azından kendi açımdan gayet iyi biliyorum ve gerçekçiliğin daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Parayla alakalı bir gerçeklik durumu buldum. Bundan kısaca size bahsedeyim. Hemen şöyle örnek olarak göstereyim. Ben bu değeri bayağı düşükte oynuyorum. Benim için çok keyifli olmaya başladı. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Şu an mesela Erfurt'taymışız. Kullanılmış ambalaj 624 kilometrelik bir yük. Ve kilometre başı 1,65 euro para veriyor. Bunu nasıl yaparız? Hemen anlatayım. Öncelikle şöyle şuradan bir dosya açalım hemen hızlıca belgelerim Euro Truck Simulator 2 ve config.cfg dosyasını açıyoruz. Bu dosya içerisinde değiştirmemiz gereken iki tane alan var. Bu alanlardan biri konsol, diğeri ise developer. Hemen şöyle bakalım. G console state kesinlikle değil. G console altında G console var. Bu değer da eğer daha önce oynamadıysanız size sıfır olarak gelecek. Bunu bir olarak değiştirmeniz gerekiyor öncelikle. Bu birincisi. İkincisi ise G developer değerimiz var. Böyle bulamadı. Yukarıya doğru şöyle aratalım. G developer değeri de size büyük ihtimalle sıfır gelecektir. Bunu da bir olarak değiştiriyoruz ve kaydediyoruz. Bu kaydetmenin sonrasında CTRL-S ile biz yine de kaydedelim. işimizi garantiye alalım oyunumuza geçiş yapıyoruz. Biraz önce zaten göstermiştim. 624 kilometrelik bir yük. 1000 euro kadar para veriyordu. Bu benim değiştireceğim değer. Normalde oyunla beraber geldiğinde 1 olarak geliyor. Ben bunu 0.05'te oynayıp bir yük götürdüğümde yani 600 kilometrelik büyük, yük 7000 lira hani çok gerçekçi mi? Oyuna göre bir tık daha iyi en azından. Yani şöyle söyleyeyim. Önceden 600 kilometrelik büyük götürdüğümüzde bir dorse parası çıkıyordu elimize. Hemen şöyle tap ve escape tuşlarının arasında bulunan çift tırnak tuşuna basarak konsolumuzu açıyoruz. Konsolumuza G-Income faktör yazıyoruz ve bu değeri normal olan değer ile değiştiriyorum. Ben şu anda bir yapıyorum bunu. Normalde ne kadar para geliyordu? diğer türlü benim yaptığım ayarla ne kadar para kazanıyoruz onu görmüş olalım kısaca. Şu an değiştirdim. Kodu yazdıktan sonra Enter'a basmamız yeterli olacak. Hemen nakliye piyasasına tekrar giriyorum. Burada tekrar Erfurt'u seçince büyük ihtimal aynı yük. Evet hala burada. Gördüğünüz gibi 21.000 Euro'ya tekabül ediyor. 624 kilometrelik bir yol. Bana göre çok fazla olduğu için ben bunu bu şekilde oynamak bana çok mantıklı gelmedi. O yüzden ben G income faktör değerini 0.05'te oynamayı tercih ediyorum. Bu tabi tercih meselesi. İsterseniz 0.1 yapabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim hızlıca. Bir yerine 1 yerine 0.1 yaptım. 2000 euro kadar verecek eğer doğru oranlıysa. Yine Erfurt'u seçelim. Aynı yük 2000 euro veriyor. Evet. Doğru orantılıymış. Bunu istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Gerçekçilik açısından ben çok beğendim. Bu yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.